otel odasının en güzel yanı ne biliyor musunuz? Tek tuşla bütün ışıklar sönüyor, bütün ışıklar yanıyor. Bu bir iPhone 4. iPhone 4 zamanında çıkmış, bizim hiç elimizi süremediğimiz bir alet. Artık sürebiliyoruz ama artık dana gibi kocaman, işte 40 bin, 50 bin, 100 bin neyse fiyatlara satılan telefonlar moda. Bence bu da yeterli. Şimdi ben Batuhan kardeşimden bir şeyler satın almıştım. O da bana bazı şeyleri de hediye etmişti. Bu da muhtemelen annesinin kullandığı bir iPhone'du. İçine bunun destekleyebileceği oyunları yüklemeye çalıştım. Şimdi pek iPhone'a biraz uzağım ama bakayım içinde neymiş bunun versiyonu. Sürüm 7.1, nasıl göremiyorsun? Sürüm 7.1.2 diyor. 16 GB hafızası varmış. Ve bunun içine neler yüklenince nasıl oynanıyor? Güzel mi değil mi? Hep birlikte bakalım. Rahat rahat böyle yatalım. Bakalım. Hıyt, başlıyoruz. Bu cihaz bana yaklaşık 2,5 yıl önce hediye olarak geldi. Ben de o zaman ve diğer zamanlarda da içine bazı şeyler yükledim. Geçen de oğlumla birkaç şeyi oynadım. Şimdi videoda o da olsa ve anlatsa çok mutlu olurdum ama işte anca bu boşluğu şimdi bulabildim. Oyunların herhangi bir sırası yok. Kafama göre takılacağım. İlk benim böyle bir iPhone'da oynadığım zaman da arkadaşımda gördüğüm oyun Traffic Rush'tı. Bu telefon elime gelince ilk Traffic Rush uygulamasını yüklemek istedim. Ve karşıma böyle bir şey çıktı. Ayak takımı hoş geldin diyor. Benim biliyorsunuz Instagram nickim ayak takımı. Bu oyunda amacımız ne? Trafiği yönetmek. Sen buradan gel, sen buradan git. Hızlı ol, sen dur bakayım falan gibi şeyler. Belli bir noktadan sonra trafik çok yoğunlaşıyor ve ortalık karışıyor. Şimdi sizle konuşurken bu arada ekrana da arada bakıyorum gözümle. Kameraya düzgün yürü. Fazla bekleyince fırlıyor. Arada paralar düşüyor, bir şeyler oluyor. Sanki oradan basitmiş gibi gözükebilir. Ama hiç de basit değil. Ve oyun zevkli. Ve ortalık karışıyor. Bu oyunumuz Traffic Rush'tı. Şimdiye kadar en iyi 63 yapmışım. Şu anda da sizle konuşurken 41 yaptım. İlk oyunumuzu hızlıca gösterdik. İkinci oyunumuz benim Android'de de çok oynadığım Two Cars oyunu. Bu oyunumuz en büyük özelliği Two Cars'a ismini unuttum. İki parmakla oynanması. Oyunun amacı yuvarlakları almak, karelerden kaçmak. Kırmızı yuvarlak da var, mavi yuvarlak da var. Bunları alıyoruz, karelerden kaçıyoruz. Almazsak patlıyoruz, çarparsak da yine patlıyoruz. Şimdi hemen uygulamalı eğitime geçelim. Böyle müzik sizin kafanızı da karıştırabilir. İsterseniz kapatırsınız. Baştan ha ne kadar güzel, ne kadar güzel diyorsunuz. Tek tıkladığınız zaman bir yana geçiyor. Olmadı. Bir kez daha denemek istiyorum. Zevkli. Arada ben böyle stres atmak için oynadığım sevimli oyunlardan bu. Ama konuşunca olmuyormuş. Onu anladım. Sizin de böyle iPhone'da veya Android'de retro cihazlarda oynayabileceğimiz bildiğiniz, sevdiğiniz oyunlar varsa lütfen yorum olarak paylaşın. Bu Last Ketchup Game'in bir oyunuydu. Two Cars. Burada onun 3 tane oyunu var. Stick Hero. Last Ketchup diyorum ya. Ketchup'mış. Last Ketchup beni andı. Bu firmanın oyunları çok sevimli. Mesela ben bunu da Android telefonumda oynuyorum. Bunda iki tane mod var. Birinci mod şu. Karşı tarafa nasıl ulaşırız? Düğmeye basit tutuyorsunuz. Bu kadar yaparsanız maalesef kaybedersiniz. Düştük. Buraya gidecek kadar yapacakmışız. Şöyle. Oğlum da bunu çok iyi oynar. Pıt. Kırmızının üstüne getirirseniz iki katı puan alıyorsunuz. Tam üstüne tabii. Arada böyle kirazlar çıkıyor. İsterseniz pıt bir kez basarsanız o kiraz alıyor ama neyse. Bu oyunlarda konsantrasyon gerektiriyor. Şu ana kadar kolay. Oo, tam üstüne geldi. Uy, incecik. Ayva spor.
Birinci modu bu. Şimdi bir kez daha oynayalım. Arada arka plan değişiyor. Bunda sanırım 27 veya 30 civarı yaptım. Şu an bunu seyreden küçük dayımız Serkan. Pardon bunu değil ya. Two Cars Door reklam şey yapmıştı. Rekor. Vay, konuşucu olmuyor ya. Diğer mod da karpuz modu. Bunu da mutlaka göstermem lazım. Şuradan basıyorsunuz. Karpuz modu. Karpuz modunda da kendi kendine uzuyor. Karpuzu kesiyoruz. Uzuyor, 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 uzuyor. Ama böyle kazma gibi vurmuyoruz. İki kere yapamazsanız da maalesef başa. Bu gibi minik oyunlar insanda birazcık alışkanlık yaratıyor. Birazcık daha, birazcık daha. Daha çok puan kazanmalıyım. Daha iyisini yaparım. Diye diye gidiyorsunuz. Ay, vurmasaydım iyiydi. Evet. Burada neyse ki bu karpuz modunda iki kez hakkınız var. Bu bir. Bu ikiyi bitti. Bu da Stick Hero isimli oyunumuzdu. Ve bir sonraki oyunumuza geçiyoruz. Banana Kong. Banana Kong ismi size bir yerlerden tanıdık gelebilir. Donkey Kong'dan. Bu da Banana Kong. Ve Banana Kong'da neler yapıyoruz görelim. Oyunlar. Mesela bak bu diğerleri çok hızlı yüklemişti. Bu birazcık daha yavaş yükleyebilir. Çok normal. Evet. Banana Kong geldi. Ne yapıyoruz? Aa, başlamak için dokunun dedi. Türkçe. Bunu geçen Tibet oynuyordu. Düğmeye bastığınız zaman zıplıyor. Bu kadar. Aa, ikinci kez basınca da uçuyormuş. Ben bunu hiç oynamamışım. Ay. Ne oldu lan? Ha, ayağımız takıldı. Bir daha deneyelim. Tekrar oynayalım tabii ki. Şu kutulara vuracak mıyız, vurmayacak mıyız, kaçacak mıyız? Orasını tam şu an şey yapamadım ama. İkinci bir tuş var mı? Ne oldu lan? Ve beşinci oyunumuz Legends diye bir oyun. Pikpok firmasının bir oyunuymuş. Hatırladığım kadarıyla pasmas verip gol atıyorduk gibi bir şeydi ama sevimli bir şeydi. Uzun zamandır bakmadığım için şu anda hatırlayamıyorum. Flick Kick Football Legends. Aa, bu da Türkçe. Oyna. Oyun modunu seç. Ya pratik olmasın direkt lig diyelim ya. Teknik direktörün bilmem nesi. Kaçırdım orasını. İlerle. Bunlar ne tipler? Ama biz kazma mıyız? Niye oynayamıyoruz? İlerle. Oyna. Ligdeki puan durumu bana bu maçta iki takım da eşit durumda olduğunu söylüyor. Bugün sadece onurlar için mücadele etmiyor. Maça başla, uzatma. Heh. Ve topa vuruyorum. Pas ver. Gitar sesi geliyor. Free kick mi var? Free kick. Nasıl atıyoruz? Pas ver. Sola vereyim. Ne oldu lan? Topu kap. Hat. Çok erken. Hazır ol. La 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 la. Oy. Şutu çıkart. Oh be. Devre arası mı? Öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu. Artık bir gol atma zamanınız geldi. 100 bin kişi izliyor burada. Ayağına laap diye. Neye hazır olayım abi? Hıy. Ay. Şutu çıkart. Hıy. Gol mü? Oo. İşte buna çok sinirlendim. Al abi. Al. Al. Büyülü. Pas ver. Şut çek. Hay. Yani biraz dandikmiş. Geç. Contact kill. Do. Contact
Kill'i biliyor musun ki? Contact Kill 2'yi o görelim. Bu da sniper gibi bir şey herhalde. Bu kutuyu da sondan aldım ha. Tam set tamamlansın diye. Bir iPhone 4'ünüz var. Ve sniper olmak istiyorsunuz. Silence Mafia. Lan uzatma lan. Abo görüntülere bak. Bunun sesi açık değilmiş ya. Biraz ses açalım. Hiç reklam çıkmıyor değil mi? Ne kadar da güzel. Hiç internete bağlanmayınca hiç reklam da çıkmıyor. En sevdiğim. Hadi satın alalım ya. Para var imkan. O ne ya internet. İnternet olmanı alamazsın. Sorun değil. Elimizdeki imkanlarla idare edeceğiz. Silah sesini duyalım. Nasıl oluyor? Tık deyince oraya gittim. Nasıl oluyor abi? Böyle mi? Abi. Tamam geliyorum geliyorum. Sen burada ne yapıyorsun ya? Ne oldu? Kurtlar Vadisi oldum. Burada bizi harcarlar abi. Net olarak. Oğlum. Bu da böyleymiş. Sıradaki oyunumuz bir retro canavarı River Raid. River Raid'i bildiğinizi varsayaraktan Atari 2600'ün zamanındaki en güzel oyunlarından birinin böyle iPhone 4 için klasik olsun. Klasik mi seçili? Evet. Calibrate. Çok güzel. River Raid ekranı benzer. Oo, çok iyi. Çok iyi. Oğlum. Pardon. Lan oğlum. Şeye bakacaktım ya. Yukarı itince hızlanıyor mu diye. Evet. Hızlanıyormuş. Hala kameranın görüntüsüne şey yapamadım ya. Oo, titreşim de var. Biraz hızlanalım. Pardon, pardon, pardon. O üstünde giderken fuel'i benzini patlatmak. Evet, bu da River Raid'in hafif iPhone çakmasıydı. Ve bir tenis oyunu var. Kariyer League, kariyer olsun. Bu oyunu hiç hatırlayamadım ya. Roger Walker ve Ben. Nasıl oynuyoruz abi? Sol atayım. Ha! Ne oldu ya? 15. Nedir ne sonu? Hop. Sol. Out mu? Yapma bunu. Out. Ha. Oğlum biz mi yeniyoruz, o mu yeniyor ya? Ana, ben daha yeni atmışım. Out evet. Out evet. Yapma 40-15. Tamam anladım anladım tamam. Hadi. Yaparım. Out. Ah. Tamam bu sayılmaz hocam. Hocam ben anladım. Servis bende evet. Al. Nasıl oynanıyor? İyi. Ne biçim servis lan? İyi, biraz en azından gerçekçiymiş. Şaşırdı. Şaşırdı. O ne biçim kötü atış? Abicim, mekana at. İyi, iyi, zor olması iyi.
basit bir oyun olsaydı kapatacaktım direkt. Allah Allah. Ne oldu abi? Yine mi kaybettik? Da fazla zor mu geldi bana ya? Neyse, oynarız bir ara. Ve Bike Baron. Bu tarz motosikletli veya arabalı, soldan sağa gitmeli ve mümkünse şöyle dengeyle oynanan oyunlara her zaman hastayım. Sanırım bu da öyle bir şeydi. Evet, tam da istedim. Ama kaçıncı levelden oynuyoruz ya biz? La 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 la. Abi bir şey diyeceğim. Birazcık geriye gitsek ya bu. Nasıl? Ray la la. Go. Buzdan mekan. Popomuza füze aldık ama bir işe yaramadı. La la la. Abi oyun oynayacaktık. Biz niye beceremiyoruz ya? Allah Allah. Ha, ulan ben de diyorum niye bu kadar zor ya? Lan easy bitmiş. Medium bitmiş. Hard'da kalmışız ya. Bari medium'dan gösterelim insanlara. Hayret bir şey ya. Ben de diyorum niye bu kadar zor ya? Aa! Bombaya dikkat edeceğiz. Evet işte bu ya. Bombalar. Anana. Neyse biraz ilerlediğimiz için oradan insanlar iyi bağırıyor. Next diyelim hadi. Bas. Neyse ki yıkılmıyor. La. Ay. Flight Alert. Flight Alert'ta hatırladığım kadarıyla uçağı indirme oyunuydu. Impossible Landings dediğine göre uçağı bir yerlere indirmeye çalışıyoruz. Öyle zevkli. Ben hoşuma gitmişti. Hatırladığım kadarıyla bende kötü bir anısı yok. Kesinlikle bundan çok daha güzel oyunlar vardır da çalışanını bulmak çok zor. Bu iPhone 4'te, iOS 7 küsürde. Ben zamanında indirdim. Şu anda da sizden gelecek bilgiler ışığında yenilerini indireceğim. Bu ışığı uçağımızın hızı mı? Evet. İçine girebiliyor muyduk? Bu kadarmış. En iyi görüntü. Nasıl yapıyorduk? Öyle miydi? Ha. Pist, evet, pist solda ve ben out of rota diyor. Oy. Bir hata yapmışız. Lak yaparken pisti kaçırıyoruz. Neyse birazcık toparladım. Evet, tekerlerimizi açalım hocam. La. Birazcık akıllıca iş yapaydık iyiydi. La. Bu sırada kameraya bakarken çok sert bir iniş. Donduk. Ne oldu? Adam bize bir kez daha inme fırsatı verdi. Orasını şey yapmayalım. Hızımız yavaş. Hafif böyle poposunu kaldır. Frenlere bas. Güzel. Ya işte farklı zorlu uçaklarla zorlu indirme görevleri var. Şimdi pek bir şeye benzemese de işte indik. Geç. Sıradaki oyunumuz Bandits. Sanırım burada da bir hırsız polisçilik mi oynuyorduk? Bu o muydu? Hatırlayamadım. 20 küsür dakikadır halen videonun içindeysen evet sen de iflah olmaz bir retrocusun. Polisleri yoldan çıkartmak için ağaçlara, taşlara ve binalara yönlendir. Tamam, bir şey kaydır. Nereye kaydırayım? Kaydırdım. Hey, amigo.
Böyle Türkçe görünce hoşuma gidiyor ya. Tabii bazen çok hızlı tepki almak istiyorsun tuşlara basarak da öyle bir şey yok. iPhone 4 zamanında öyle şakır şakır şakır. Sanırım biz bir kanun kaçağıyız. Buradan anladığım o. Ya bu müzikler umarım başımı ağrıtmaz ha. Biraz kısayım. Ne oldu? Ha, tek tuş. Tamam, süper. Bu kendi kendine gaza basıyor zaten. Hayır. Ne oldu abicim ya? Polis aracını çaldık. Tamam, çok güzel de. Yön öbür taraf. Şimdi anladım ben olayı. Hani Amerikan filmlerinde helikopter açısıyla görüyoruz ya, o açıdayız. Çok güzel bir açı. Hafif GTA açısı diyebilirim. Bir yere gidiyoruz. Ulan vurabiliyoruz mu abicim? Biz niye polis arabasını kaçırdık? Nasıl yaptık? Oraları hatırlamıyorum ama. Oynuyoruz işte. Nereye abi? Danıtçı. Birazdan arabam patlayacak, ben sana diyeyim bir girişte. Uçan kaçana. Evet, birazcık şovumuzu yapalım. As. Ne yapacağız? Buna mı giriyoruz? Abi. Çıp 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 burada. Ne bu? Ay, yanlış yöne gittim abi ve arabam patladı. SWAT kamyonette çalınsın. Yanlış yön yine. Evet, beceremedik şu anda, beceremedik ama güzel oyun. Ve Race Day. Bunun özelliği ne? Bunun özelliği server'a bağlanıyor. Hala aktif bir server var ve insanlarla yarışabiliyorsunuz. Şu an bunu internet aç, öbür telefonu aç, bunu aç uğraşmayacağım ama yine de internet bağlantısız olmadan da yarışacağımız bir şey vardır. Soldan sağa gitmeli bir oyun. Herkes aynı anda başlıyor. İşte yine hafif ittire kaktıra, önünü kaldıra falan birazcık öne geçiyorsunuz. Pratik offline olsun hadi. Farklı farklı yerlerimiz. Başlamış. Oha oha. Online'da yanında da arabalar böyle gidiyor. Sen de şu yaptığın hamlelere göre onu önde kalıyorsun veya arkada kalıyorsun. Takla atalım ya. La vazgeçtim. Biraz ağırmış. Sona yaklaştık. Hızlandırıyor muydu ya? Geri bas geri. Finish'im gibi multipleri oynayınca daha da zevk alıyorsunuz. Tibet'in oyununu en son göstereyim. Jelly Jump'a gelelim. Yine Ketchup firmasının bir oyunu. Düğmeye basınca bir yukarı, düğmeye basınca bir aşağı giden bir jelibon gibi bir şeysiniz sanırım. O jeli ismi oradan geliyordu. Jelly Jump. Yok. Nasıl da bu? Basıyorsun. Jelibon gibi aşağıdan su gelirken suyun altına kalmamaya çalışıyorsun. Daha beceremedim ama 22 yapmışım. Ben yaptım onu da. Hop. Olmadı. Bir daha. Hop. Geldim. Hop. Geçtim.
Hop. Evet. Hop. Çok hızlı oldu. Anlaşılmıştır. Gravity Switch. Yine ketçapın Gravity Switch. Bu. Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı. Yine çok basit olup da hoş oyunlardan diye hatırlıyorum. Bu arada şimdi bir taraftan kameraya bakıyorum, bir tarafta önüme bakıyorum. Renklerde farklılıklar var ama yapacak bir şey yok. Bu nasıldı? Düğmeye basınca aşağı, düğmeye basınca... Aşağı düşmemeye çalışıyoruz. Yani düşmüyoruz. Bir kere düğmeye basınca yukarı gidiyor. Bir kere düğmeye basınca aşağı iniyor. Hop. 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 Aa, ağzımız gözümüze vurmayacağız ya. Pardon. Anlaşıldı. Anam. Bir kez daha. Oo, rekor. La la la. Biraz 20. Bak fena değil. Birazcık daha ileri. Birazcık daha ileri. Evet yapabilirim. Yapabilirim deyip gidiyorsunuz. Güzelmiş. Bunun haricinde şu Lego'yu en son almıştık. Piano Man diye bir şey var. Piano Man'de güzel böyle bazı parçaları çalıyorsunuz. Yukarıdan notalar geliyor. Herhangi bir şey seçelim. Play. Böyle çalınmıyor. Böyle çalınıyor. Oh. Lan. İlhamın gelmesini bekliyorum. Geliyor. Evet. Yavaş yavaş. Konuşacağım diye beceremiyorum ha. Of. İyi. Anladınız siz ya. Şarjım bitti ve araya girdik. Tibet'in oyunu, en çok oynadığı oyun bu. Bu bir Lego Star Wars oyunundan bir tanesi. Lego'nun oyunları zaten mükemmel, güzel. Bu kadar dili destekliyor. Dınt, dınt, dıdıdın, dıdıdın, dınt, dınt. Çok uzaklarda. Hadi load diyelim. Tibet 1.8 gitmiş. Oradan devam edelim. Ucunu azıcık göstermek için. Her Lego oyunda olduğu gibi adam değiştirmece, bilmece, çözmece, ona atlamaca, bunu vurmaca. Ne yapıyor? Oha! Sen kimsin? Aha kavga çıktı. Kaç kaç kaç, pardon pardon. Ne abi? Offline dedi, gerek mi? Hmm. Orası oyun seçme yeriymiş ya. Tamam, arka plandaki uygulamaları kaldırdım. Şimdi yüksek performansla gidiyoruz. Tibet neyi ne kadar oynadı hatırlamıyorum ama... As, birileri saldırdı. Adamı hasret etmeyin oğlum. Yani çok bir şey beklemeyin ama bence güzel bir görüntüye sahip Lego oyunlarından biri. Ben beceremedim, farkındayım. En son olarak bir tane de uygulamayı göstererek konuyu kapatalım. Bu ne? Commodore 64 kamerası. Commodore 64 kamerasını da kendime çevireyim. İsterseniz de böyle. Ay
Kamerayı unuttuk. İsterseniz de böyle çekimler yapabiliyorsunuz. Aha da bu. Oo, telefona bak, diyor ki sıcaklık uygulaması. Evet arkadaşlar, bugün de iPhone 4'te eski oyunlara baktık ve geçmişe şöyle bir uzandık. En başta, videonun en başında söylediğim gibi iPhone 14 maalesef alamadık. iPhone 4 de hediye olarak gelmişti. Çok memnunum. Daha şöyle açayım. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Soldaki ve sağdaki videolara tıklarsanız mutlu olabilirim. Lütfen sizin de bildiğiniz, benim bilmediğim küçük sevimli retro oyunları yorum olarak yazın. Android, iPhone falan fark etmez. Hep birlikte test edelim ve mutlu olalım. Görüşmek dileğiyle. Bye. Bu arada tişörtü karanlıkta parlıyor. Ortamlarda, alemlerde çok dikkat çekiyor. İsteyene bir giyimlik şey yapabilirim. Bakın görebilirim.